Bir Olsa Haber arkadaşlara merhaba. Uzun bir süredir paylaşımım olmadı. Kişisel işlerimden dolayı hafta sonları genellikle dolu geçti. Bu esnada kanaldaki içeriklerde bazı değişiklikler yapmak üzerine düşündüm. Her ne kadar videolarımda zaman zaman yürüdüğüm yerleri ve araçla geçtiğim yerleri göstersem de o esnada yaşanan şeyler aslında çok daha fazla. Hatta işin büyük kısmı bu diyebilirim. Bunlar üzerine düşündüğümde size bu sürecin sadece estetik yönünü aktardığımı ve kamera arkası diyebileceğim kısmın da çok geniş ve eğlenceli olabileceğini fark ettim. Hemen gidip bir aksiyon kamerası aldım. Bu videodan itibaren size sadece müzik ve doğa kompozisyonları değil, bu yerlere giderken yaşadığım deneyimleri de aktaracağım. Tabii bunu yaparken kanalda önceden bulunan videolardaki sanatsal yaklaşımı korumaya gayret edeceğim. Arkadaşlar, bugün Korkuteli'nin İmecik Mahallesi'nde Eren Dağı diye bir yere gidiyorum. Yaklaşık 2100 metreye kadar arabayla çıkacağım. Ondan sonra 2750 metreye kadar bir tırmanış gerçekleştireceğiz. Direklerin arkasında kalan yer şu en yüksek görünen yer. Oraya gidiyoruz. Ulaşılmazmış gibi görünüyor. Fakat yolları iyi araştırırsanız, İyi hazırlık yaparsanız, nereden gideceğinizi az çok belirlerseniz göründüğünden çok daha kolay. Arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz yerleşim İmecik Köyü. İmecik Köyü'nün üstüne çıkacağız. Belki görüyorsunuzdur, orada ince yollar var. Tamamen stabilize yollar. Aslında binek arabaların çıkışı için çok uygun olmamakla birlikte altı yüksek bir arabayla çıkabilirsiniz. Dağ yoluna girdik. Gördüğünüz gibi stabilize yol. Çok da kötü bir değil şu anda yolun durumu. Selam versek mi? Hadi bir selam verelim. Amcam, bir daha tarif et bakalım. Şimdi oradan dik mi olur diyorsun şu taraftan? Buradan arabayla gittiğinde dik gitmen lazım. Bunda da çıkamazsın bak. %80 diyorum bak. Bir adım atarsın, iki adım geri gelirsin. Yok. Orada böyle aykırı gidersen yalnız mesafesi çok. Öyle yapacağız, öyle yürüyeceğiz artık. 5-6 kilometre yürüyeceğiz. Oranın eğimi daha... 10 vardır yalnız. Ondan fazladır, eşit değildir. 10 kilometre mi? Evet. 10 kilometre yok ya. Vardır abi. Bak ta nereye bak, Eren Dağı şuraya. Tam Eren Dağı. Tamam, o Eren Dağı'nın oraya gitmiş. Ama sen ta oradan şöyle gittin ya, böyle bize az gibi görüküyor. Normalde abi, dediğin doğru, tek gitmemek lazım böyle yerlere. Şöyle... Aslında ekibim de var benim ama ekipteki tamam arkadaşlar geldi. Tamam da birader, şimdi ne olur ne olmaz, teker patlar, herhangi bir sıkıntı olur. Bir tek kişi ne yapabilir ama iki tane olsa mutlaka birbirine devir daim yapar, birbirine yoldaş olur. Doğru söylüyorsun. Herhangi bir rahatsızlığın olsa kendi başına telefon çekmeye de ne yapabileceğim? Doğru söylüyorsun. Direktörü bir yer var ya, evet. Tepe. Tepede savaş dumağı var. Deryen daha viraj kolay şey gelir, normal patika yol gelir şu tepenin başına kadar. Evet. Oraya geldin mi direkt öyle atla geçer. Tamam öyle yap. Böyle yerlerde en korktuğum şey arkadaşlar lastiğin patlaması. Gerçekten böyle çok sayıda keskin taş vesaire oluyor. Böyle bir yerde lastiğiniz patlarsa gerçekten büyük çile yani. Onun dışında çok korktuğum bir şey yok. Ya bu bölgede vahşi hayvanlar bazen oluyor. Ama ben daha bugüne kadar herhangi bir saldırı duymadım. Yüksek kesimler daha yeşil. Belki görüyorsunuzdur. Bu beni sevindirdi. Çünkü tam çorak bir ortamda yürümeyeceğiz. Biraz daha bahar havasında yürüyüş yapacağız. Hava da serin. Evet, güneş biraz yakıyor ama genel olarak hava 22-23 derece gibi şu an.
Arkadaşlar tırmanış noktamıza geldik. Hava biraz rüzgarlı ve tahmin ettiğimden daha serin. Şu an 2150 metre civarındayız. Yaklaşık 600 metre tırmanacağız. Arazi biraz zorlu bir arazi. Dikkatli gitmemiz gerekiyor. Çıkmaya çalıştım yer. İnşallah çıkacağım yer şu arkadaki yer. Orası 2750 metre. Şimdi yolu aslında orada bir yerde yol gözüküyor fakat eğimi çok düşüreceğiz. Eğimi o kadar düşürmek istemediğim için tam arkamdaki tepeden dümdüz ilerlemeyi düşünüyorum. Arazinin yapısı oldukça zor arkadaşlar. Ayağınıza gerçekten sağlam bir ayakkabı olması lazım. Bileğinizin burkulmasını engelleyecek tarzda bu şekilde. Sert tabanlı ve yanlarında şu şekilde korumaların oldu. Bir ayakkabı lazım. Çünkü arazi bu şekilde. Gerçekten yürümesi zor bir arazi. Neredeyse yarıladık sayılır. Şöyle bir yerdeyiz. Daha önce sanırım buradan arazi araçları çıkmış. Çok eskiden. Ya da traktör. Onun izini takip edeceğiz. Dik yürüyüş yapıyorum. Arkadaşlar molamız bitti. Yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendim. Biraz çekim yaptım. Şimdi yola devam ediyorum. Biraz daha erken çıkabilirdim aslında. Yola da pazar günü diye biraz tembellik ettim açıkçası. Neyse bakalım bitirmeye çalışacağız.
güzelliğine bakar mısınız? Zirveye çıkan ufak tatlı bir patik yolu. İşte bu kadar. Hadi şimdi gelin. Programın çok gerisinde kaldım. Yaklaşık 2,5 saat sonra hava kararmaya başlayacak. Bir an önce dönmem lazım. O yüzden buranın tadını daha çok çıkaramayacağım. 1-2 drone çekimi yapıp gideceğim. Geçtim. Çok az vaktim kaldı, biraz acele edeceğim. Girişlerde biraz tehlikelidir gerçi ama en azından mola vermeyeceğim. Mola vermediğim için yolum yine daha çabuk bitecek. En sevmediğim yol. Yaklaştım. Yaklaşık bir 100 metre kaldı. Zamanlama harika. Tam güneş batarken sağ salim bitirdik. Arazi çok kötü olduğu için geceye kalmak istemiyordum. Bayağı hızlı bir dönüş oldu. Hiç mola vermedim dönerken. Oldukça yoruldum. İşte büyük an. Araba orada. Geldik sonunda. Ama daha işimiz bitmedi. Daha bunlar video çevrilecek. İşte müzik ayarlanacak. Vesaire vesaire. Daha bir video olmadı.
Ama. Zor bir parkurdu arkadaşlar. Zor bir parkuru sağ salim bitirmenin mutluluğuyla evime gidebilirim artık.